bu kadar hani Esat abiden de bahsediyoruz şimdi. Esat abi hani özellikle Acun Medya, biz de 3 adam olarak geldiğimizde biz de 20 yıllık arkadaşlarız. Hani Acun Medya'nın içerisinde de arkadaşlıklar çok eski. Özellikle Esat abiyle senin arkadaşlığın. Hani bu Acun Medya'nın, bu TV8'in oluşumunda bu yol arkadaşlığı herhalde çok önemlidir Esat abinin. Hayatında nerede Esat abi? Ya şimdi Esat tabii çok farklı konumda. Yani bütün arkadaşlarımı ben çok severim. Çok da değer veririm de hani Esat o kategoride değil. Biz Esat'la beraber büyüdük. Hani en saçma işlerimizi beraber yaptık. Bütün hatalarımızı beraber yaptık. Saçma derken abi? Ya çok saçmaydık biz de. Şimdi onu anlatamam. Yani bizim yani 18, 19, 20 yaşlarımız hani film olur tek başına. Hani ben çok anım anlatmışımdır televizyonda ama anlatamadığım bölüm oralarda aslında. Çünkü hakikaten iki anormal insan buluşmuşuz. Ben annemle babam rahmetli olduktan sonra bir sene Esatlar'da kaldım. Düşünün. Yani kendisi tabii son derece soğuğa meyilli bir adam. Üşüme duygusu yok. Ben de hani soğuk sevmeyen biriyim. Esatlar'da kalıyorum. Ondan sonra Esat pencereyi açıyor geceleri abi. Yani adamın öyle bir kış ama yani mesela ocağın 12'si pencere açık uyuyoruz biz. Sol taraftan Sibirya geliyor. Ben yorgun içinde hayat mücadelesi veriyorum, Survivor. Esat da ben sıcakta duramıyorum diye, duramıyor da mecburen hani o sıcakta delirmesin diye soğuk şartlarda yaşıyordum. Bir yıl boyunca o evde kaldım. Sonra işte ileriki yıllarda zaten işte kot işlerimiz var biliyorsun, hepsinde beraberdik. Ya dünyada hani en bir şey olmaz adam o. Yani bir şey olmaz abi. Bir şey Yani olmaz. merak etme, bir şey olmaz. Bir de her şeyi de bildiğini iddia eder böyle. Hani herkesin etrafında vardır, hep söylüyorum. Üniversitelerde çok gezdim ben. Orada da anlattım Esat'ı. Yani herkesin etrafında vardır. Her şeyi bilen. Yani böyle o her şeyi bilir abi. Yok o öyle değil abi. Ya bırak filan. Sen ne desen inanmaz. Onun dediği hep doğru. Ya hiç unutmuyorum. En eski dönemlerimizden biri. Esat da şimdi Avrupa'yı gezmiş filan. Her şeyi biliyor havalarda. Beraber tramvaya bindik. Şimdi baktım bilet alan var, almayan var. Birincisi aldı, ikincisi almadı. Üçüncüsü aldı, dördüncüsü almadı. Esat dedim. Bunlardan dedim bazısı bilet alıyor dedim, bazısı almıyor dedim. Niye böyle dedim. Acuncum dedi. Gelişmiş ülkelerde böyledir dedi. Halkın dedi vicdanına bırakılmıştır. İsteyen, vallahi bak böyle dedi. İsteyen dedi bilet alır dedi, isteyen almaz dedi. Bunlar böyle oğlum dedi. Ben de şimdi o zamanlar Avrupa ilk defa çıkıyorum ya. Bu Avrupa dedim aşmış abi dedim. Böyle bir şey yok ya. Adamlara bak dedim, biri alıyor böyle. İki durak sonra abi bilet kontrolü yılda bir kere olurmuş normalde. Her gün tramvayda gezsen. Düt 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 bilet de kontrol ediyor. İki tane memur. Bize sordular bilet var mı diye, yok. Ondan sonra ben Esat'a döndüm. Esat böyle yapıyor. Ben ne bileyim ya. O zaman 100 bin lira ceza dedik ki. 100 bin lira bizim hayatımız falan ya, yani, tamam mı? 100 bin lira ceza dedik. Yine yıllar önce Acun Firar'da çekiyoruz. Şimdi Avustralya'dayız, tamam mı? Böyle Avustralya'da sahilde gelgit olayını net olarak hissedebiliyorsun abi. Yani sahile baktım böyle sular çekilmiş. Bildiğin kayalıklar falan var. Türkiye'de o kadar hissedemezsin. Esat dedim, burada süper anons atılır dedim. Ne atacaksın dedi. Boş sahilde dedim anons atayım ben. Su bayağı çekilmiş. Ondan sonra ertesi günde dedim dolu sahilde anons atarız. Montajda mixleriz dedim. İşte dün boştu, bugün doldu. Böyle güzel bir anons. Ondan sonra tamam dedi. Biz ertesi gün gideceğiz hesapta. Esat düşündü düşündü böyle baktı baktı. Acun dedi, efendim dedim. O su yalnız yarın gelmezse biteriz ha dedi. Dedim ki gelmez mi oğlum dedim. Yani gel git bu hadi. Gitmiş, gelecek ki gitsin gitmiş ya. Gelecek dedim yani. Gel, adı üzerinde gel git. Yok yok diyor, fena çekilmiş. Oradan gelmez o su dedi. Bak şimdi. Ertesi gün su geldi mi? Bu benim için unutulmaz görüntülerden biri. Onur'a söyleyin oynatsın. Biz ona verdik herhalde. Evet, hazırsa burası. Verelim. Sevgili seyirciler, Büyük Okyanus'tayız. Şu anda ve gördüğünüz gibi okyanusun şakası olmuyor. Her an her yerde ısınabilirsiniz. Onun için okyanusu terk edin. Sizi sörfçülerle baş başa bırakıyorum. Bu arada tabii kendisini ikna ettik. Yarın akşam jüride seyredecek seyircilerimiz. Hani hep kamera arkasındaydı yıllardır. İlk defa da kamera önünde olacak. Onu göreceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız. Nasıl ikna ettin abi? Ben Esat abi hiç böyle kamera önüne... Yani daha önce tabii ilk başladığınızda yani nasıl ikna ettim şöyle. Yani sizin programı ilgili nasıl yorumlar yapıyor Esat genelde? Düşünün nasıl ikna ettim, anlayın yani. Hayır, önemli bir jüri olabileceğini anladık hepimiz. Tabii. Yorumlarına. Çünkü yani ne diyeyim size. Hep ters açıdan bakar. Hani ben bir şeyi zaten Esat'a kabul ettirince herkes kabul ediyor.
Hani onu geçtiğim zaman herkes kabul ediyor. O yüzden hani jüri özelliğine çok sahip birisi zaten. Bir de O Ses Türkiye'de de bütün ön seçmeleri Tarık Sezer'le beraber yapıyorlar 5 yıldır. Bu konuda da zaten kulağı da çok iyidir, gelişmiş. O yüzden hani çok da güzel jüri olur Esat'tan da. Her dakika jüri olmasın yani. Çünkü hep sevilmesini istiyorum ben kendisine. O yüzden yani sevilen biri olsun.